Herkese yeni bir videodan selamlar. Beni tanımayanlar için ben Halil Akyel, Almanya'ya iş arama vizesiyle geldim. Tasarım alanında çalışan yüksek mühendisim, otomotiv sektöründe çalışmaktayım. Yaklaşık 7 ay önce buraya geldim ve 2 aydır bulduğum firmada çalışmaya devam etmekteyim. Bunun yanı sıra hafta sonları vakit buldukça da civardaki şehirleri ya da civardaki ülkelerde yer alan şehirleri elimden geldiğince geziyorum. Arkadaşlar, Zürih gezimi umarım beğenmişsinizdir. Gelin şimdi Almanya'da banka hesabı nasıl açılır onunla devam edelim. Şimdi arkadaşlar, Almanya'ya geldikten sonra yani bu adresime taşındıktan sonra bana birçok mektup geldi. Yani her gün hemen hemen birer ikişer mektup geldi. Yani şu gelen mektupların sadece arkadaşlar %30'luk kısmı, yani bazılarını işe yaramayanları atıyorum. Bazıları da diğer dosyamın içinde yer almakta. Fakat bugünkü konumuzla ilgili bunların hepsi ilgili değil. Sadece şu bankayla ilgili olanları sizlere tanıtmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, ben buraya geldiğimde biliyorsunuz ki Türkiye'de bloka hesap açmak zorundasınız. Fintiba ya da Expatrio üzerinden. Bu bloke hesabı açtıktan sonra yani paranızı Türkiye'deki bankadan yurt dışında, yani size Fintiba ya da Expatrio'nun verdiği IBAN hesabına yolladıktan sonra ne yapıyorsunuz? Almanya'ya geliyorsunuz vizenizi aldığınızda. Almanya'ya geldikten sonra da oradaki paranızı çekebilmek için burada banka hesabı açtırmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben bunu geçen sene ilk adımı ben Almanya'ya attığım için geçen sene geldiğimde N26, ekranda gördüğünüz N26 bankasından açmıştım. N26 o zamanlar gelince herhangi bir ikametgah yaptırmadan sizlere bu hesabı direktman Almanya'ya ait bir sim kart alarak aradığınızda N26'ya hesabı kolaylıkla açıyordunuz arkadaşlar. Ama burada küçük detaylar var. Burada iletişim kurmak için iyi seviyede Almanca bilmeniz gerekiyor. Hadi Almanca bilmiyorsanız iyi seviyede İngilizce bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü müşteri hizmetleriyle konuşup sorduğu sorulara cevap vermek zorundasınız. Eğer buraya bu iki dili de yarım yamalak bilerek geliyorsanız burada sıkıntılar yaşayacaksınızdır her konuda arkadaşlar. Bunu sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Neyse, İngilizce iletişime geçip bu hesabı açtırmıştım arkadaşlar. Fakat bu sene ikametgah belgesi olmadan bu hesabı açmıyorlar. Dolayısıyla ilk aşamada ikametgah, yani ev bulmanız gerekiyor. Bu ikametgahı yaptırdıktan sonra, yani Anmeldung deniliyor Almancası. Bunu yaptırdıktan sonra arkadaşlar N26'dan da banka hesabınızı açabilirsiniz. Sizlere tavsiye ederim. Alışveriş sitelerinde ya da seyahatlerinizde diğer Avrupa ülkelerinde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun böyle bir avantajı ve artısı var. Aynı zamanda temassız bir kart yolluyorlar size. Bu kartı kesinlikle bu bankadan almanızı öneriyorum. İşinizi çok çok kolaylaştıracak bir kart diyebilirim. Bunun haricinde arkadaşlar, şimdi bu bankadan N26'dan hesabı açtırmak bize yetiyor mu diye soracak olursanız, normalde evet yetiyor. Yani bir işe başladığınızda da bu bankadaki açtığınız hesabı işverene verip maaşınızı oraya yatırabilirsiniz. Fakat ben bunu tercih etmedim arkadaşlar. Nedenini soracak olursanız, çünkü Almanya'da da bankadan hesabım olmasını istedim ki burada Şufa denilen, yani kredi puanım işlesin istedim. Yani maaşım hem o bankaya yatsın, Alman bankasına, hem de kredi puanım işlesin ki 6 ayı doldurduktan sonra iş hayatında kredi çekip araba alabileyim ya da ihtiyaç kredisi çekebileyim diye böyle bir yolu tercih ettim ve ben de gidip ekranda gördüğünüz Commerzbank isimli bankadan hesabımı açtırdım arkadaşlar. Bu hesabı da ben işe girmeden açtırdım. Yani yüz yüze bankaya gittiğinizde işinizi sorabiliyorlar. Eğer işiniz yoksa hesap açmıyorlar. Ama bu gerçekten çok saçma bir şey. Yani açtıranları ben daha önce duymuştum. Dolayısıyla ben de ne yaptım? Bu Commerzbank'ın arkadaşlar bir uygulaması var. Google'dan araştırırsanız kolaylıkla bulabilirsiniz. Bu uygulamasını indirmeden direkt bu uygulaması üzerinden hesap aç şeklinde sürekli bilgilerinizi doldurup ilerleyebiliyorsunuz. Eğer bunu yapamazsanız bir banka şubesine gidip Commerzbank'a oradaki görevliden yardım isteyebilirsiniz. Çünkü Almanca olduğu için biraz zor olabiliyor. Ve ben bu şekilde yaptım. Uygulama üzerinden ilerledim bir görevlinin desteğiyle. Bu banka
hesabımı açtırdım. Yani bunu oradan açmanız yetmiyor tabii. Yanınızda pasaportunuzu, Melde Bescheinigung, ikametgah belgenizi, onun haricinde arkadaşlar vizenizi yanınızda götürmeniz gerekiyor. Bu bankaya hesap açmaya giderken sonrasında da oradaki işlemleri tamamlayıp size IBAN numaranızın yazılı olduğu belge veriliyor. Yani hesabınız açılmış oluyor arkadaşlar. Şimdi bankada hesabı açtırdıktan sonra arkadaşlar ben bekledim ki benim elime bir kart gelsin. Yani onu da kullanabileyim. Fakat benim elime kartın gelmesi yaklaşık 3 ay sürdü. Bu 3 ayda neler oldu arkadaşlar? Ben tabii Stuttgart'ta yaşadığım için ilk baş oraya bir hesap açıldı diye bilgi mektubu geldi. Daha sonrasında ben oradan buraya taşındım iş bulduğum için arkadaşlar. Ve tekrardan öyle bir kağıdın gelmesini bekledim. Bu kağıtlarda ne yazıyordu? Şimdi sizlere ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi ilk olarak şu şekilde bir mektup geldi bana. Bu Commerzbank'tan hesabı açtırdığımda. Şimdi bu kartın ismi arkadaşlar Ciro kartı oluyor. Yani hesap kartı oluyor. Sizlere onu da göstermek istiyorum. Bu kartın dezavantajı ne? Bu kartın üstünde arkadaşlar bu kredi kartı numarası dediğimiz yani 16 haneli numara yok. O yüzden bunu internetten ya da Amazon'dan bir alışveriş yaptığınızda kullanamıyorsunuz. Burada bilgiler bu kartın arka kısmında yazıyor. Fakat arka kısmında yazan bilgiler ise sadece IBAN numaram ve ismim yazıyor. Ve ben bunu alışverişte kullanamadım. Çünkü 16 haneli bir numara yok. Kart bu şekilde arkadaşlar. Commerzbank'ın. Bu kart da yine temassız bir kart. Alışverişinizi bununla da maaşınız yattığında yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu kart bana gelmeden önce neler yaşadım? Öncelikle şu şekilde bir mektup aldım arkadaşlar. Gelen mektupta. Öncelikli olarak şuradan görebilirsiniz. Commerzbank Ciro Kart yazıyor. Kartla ilgili bilgiler ve bankanın uygulamasının nasıl kullanacağınıza dair bilgiler yer almakta. Bu banka uygulamasının iki tane var. Bir tanesi şifre oluşturucu yani TAN diye geçiyor arkadaşlar. Bu TAN isimli uygulama ana bankanın uygulamasıyla birlikte entegre olarak çalışıyor. Yani siz ana banka uygulamasına girdiğinizde o şifre oluşturucu programla birbirlerine iletişimde bulunuyorlar. Yani oradan şifre oluşturuluyor. Siz de banka uygulamasına girebiliyorsunuz. Yine kendi şifrenizle gireceksiniz. Bu şifre de yine sonradan geliyor. Şimdi size onu göstereyim. Şöyle bir tane daha mektup geldi yine bankadan. Bu mektupta ise arkadaşlar ne yazıyor? Gelecek olan kartın PIN numarası yazıyor. Yani sonrasında ne geliyor arkadaşlar? Şimdi sonrasında ise bir tane PIN numarası geliyor. Bu gelen PIN numarası 2, 4, 6, 8 haneli. Bu PIN numarasını uygulamaya girerken kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bankanın app'ine girerken kullanıyorsunuz bu numarayı. Aksi takdirde bankanın uygulamasına girmeniz mümkün değil. İlk olarak bunların arasında gelme sürelerinin arasında birer hafta süre var arkadaşlar. Bazısında 2 hafta var. Peki en son ne geldi? En son ise arkadaşlar şu şekilde bana bir kod içeren mektup geldi. Bu şifre TAN isimli şifre oluşturucu programı aktive edebilmeniz için böyle bir kare kodun gelmesi gerekiyor. Barkod dedim. Kare kod. Bu kare kodu okutturuyorsunuz arkadaşlar ve o şifre oluşturucu program aktif hale geliyor. Evinize bu az önce size gösterdiğim kartınız geliyor. Ve bu işlemleri yani buradaki gelen PIN kodlarını işte banka kartı kodunu hepsini kullanaraktan arkadaşlar kartınızın ve bankacılık uygulamanıza erişim sağlayabiliyorsunuz. Eğer bunları yapamıyorsanız tam olarak anlayamayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ben de sorunlar yaşadım. Ve ne yaptım? Bankaya gittim. Bankadaki bir görevliden yardım istedim. Bana nasıl kullanacağımı, o iki uygulamayı nasıl entegre edeceğimi tarif etti. Ve şu an sorunsuz bir şekilde uygulamamı kullanabiliyorum arkadaşlar. Bu videoda sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Bundan sonra da yine arkadaşlar Almanya ile ilgili süreçleri sizlere anlatmaya devam edeceğim. Aklımda yine bir iki konu var. Bu konulardan bir tanesi Almanya'da hangi sağlık sigortasını kullandığım ve bunu sağlık sigortası hesabını nasıl açılıyor. Bunu yapmayı düşünüyorum.
Diğer bir konu ise yine Almanya'da ehliyet alma süreci. Bundan da bir bahsetmek istiyorum bir videoda. Fakat şu an henüz ehliyetimi almadığım için onu ehliyetimi aldığımda yapsam sanki daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bugünkü video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, sorunuz varsa yorum yapmayı, eğer henüz kanalıma abone olmamışsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, kendinize iyi bakın.